Radyo tiyatrosu. İstanbul Hayal Sahnesi sunar. Geleceğin sağlıkçı çocukları. Yazan, kayıt montaj Aydın Yankaş. Oynayanlar Aylin Kaplan, Egemen Kaplan, İrem Yılmaz. Sitemizin çocukları o gün bahçede neşeyle oyunlar oynuyorlardı. Hepsi maskelerini takmış ve sosyal mesafeye dikkat ediyorlardı. Emekli öğretmen Aylin Hanım çocukların yanına geldi ve aralarında güzel bir sohbet başladı. Merhaba çocuklar, nasılsınız bakalım? İyiyim, çok teşekkür ederiz Aylin teyze. Aferin çocuklar. Maskeleriniz takılı, diğer kurallara uyarak ne güzel eğleniyorsunuz. Peki ben size bir şey soracağım. Çocuklar, hadi söyleyin bakalım siz büyünce ne olmak istiyorsunuz? Ben doktor olacağım. Hastaları iyileştireceğim. Tüm insanları hastalıklardan, virüslerden koruyacağım. Ben de hemşire olacağım. Hastaneye gelen insanlara yardımcı olacağım. Ben de eczacı olacağım. İnsanların ihtiyacı olan ilaçları onlara vereceğim. Olcay, yavrum bak doktorumuz var, hemşiremiz var, eczacımız var. Sen ne olacaksın bakayım büyüyünce? Ambulans sürücüsü olacağım. Kaza geçirenleri, aniden hastalananları ambulansımla hemen hastaneye yetiştireceğim. Önceden çocuklar pilot, polis, öğretmen olacağım derlerdi sorduğumuzda. Şimdi bu korona salgını sebebiyle hepsi sağlıkçı, tıp insanı olmak istiyor. Çok da haklılar. Ne demiş atalarımız? Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmayınca ne bir anlamı var hayatın? Evet çocuklar, dilerim sizler büyüyünce bu dediğiniz mesleklerde çalışarak memleketimize, vatandaşlarımıza hizmet eden faydalı insanlar olursunuz. Egemen, yavrum, sen söylemedin büyüyünce ne olacağını. Söyle bakalım sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Hastane personelimizi tam kadro kurduk. Sen ne iş yapacaksın bakalım? Ben de güvenlikçi olacağım. Nasıl güvenlikçi? Asker gibi mi? Polis gibi mi? Asker, polis, hangisi olursa fark etmez. Ama neden? Dün akşam haberlerde izledik. Yine sağlıkçılara saldıranlar varmış. Şiddet gösterenler varmış. Evet çocuklar, bu gerçekten çok üzücü bir durum. Hem ayıp hem de günah. Bizim için gece gündüz demeden çalışan, didinen, mücadele veren insanlara yapılır mı bu? İşte bu sebepten güvenlikçi olacağım. Hem vatan milletimi kötülüklerden koruyacağım, hem de sağlıkçılara yardımcı olacağım. Bravo Egemen. Ben ambulansımla hasta taşırken trafik tıkanırsa bana da yardım edersin. Yolumu açarsın. Ben de çabucak varırım hastaneye. Tabii ki olurum Olcay. Önde benim polis arabası, arkada senin ambulans. Yakarız ışıkları, açarız sirenleri. Viyu 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 viyu. İlahi çocuklar, ah siz yok musunuz? Ne kadar akıllı, ne kadar duyarlısınız. İyi ki sizin gibi çocuklarımız var. Unutmayın, çocuklar, atamız bu ülkeyi sizlere emanet etti. Kendisi hastalandığında beni Türk hekimlerine emanet edin demişti. O size ülkesine, doktoruna, çiftçisine, öğretmenine, sporcusuna, polisine, esnafına, sanatçısına, tüm vatandaşlarına güveniyordu. Onun güvene layık olmaya çalışarak tek vücut olup tüm sorunlarımıza mücadele edelim. Hepinize koronasız sağlıklı günler. İstanbul Hayal Sahnesi sundu.